Demirtaş ne diyor? Ona bakalım. Şöyle diyor ki: Pazar günü çok önemli bir seçimde hayati iki karar vereceksiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim için Kılıçdaroğlu'na oy vermelisiniz bence. Ama parlamento seçimleri de çok çok önemli ve kesinlikle orada da değişime oy vermelisiniz. Yeşil Sol Parti bu açıdan en iyi seçenektir. Bence dememiş ama burada. Hmm. Devam edelim. Dünya, Türkiye, toplum büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor. Bu hıza yetişmek imkansız ama uyum sağlamak mümkün. Uyumdan kastettiğim elbette her şeyi olduğu gibi kabullenip sindirmek değil. Değişen koşullara göre yeni mücadele araçları, yolları, mekanizmalarıyla birlikte yeni çözüm perspektifleri geliştirebilmekten söz ediyorum. Emek ve sınıf mücadelesi kadın özgürlük mücadelesinden, ekoloji mücadelesinden, kimlik ve inanç özgürlüğü mücadelesinden, insan hakları mücadelesinden ayrı düşünülemez. Geçen yüzyılın reel sosyalizmlerinin en temel eksiklerinden biri de proletaryayı salt emek makinesinden ibaret gören boğdalara girmiş. İyi, tamam. Peki ibaret gören hatalı anlayışlardı. Şimdi artık insanların yaşam tarzından, düşünce özgürlüğünden, inanç, ibadet ya da inanmama özgürlüğünden, cinsel yönelimlerine, ekoloji haklarından, dil ve kimlik haklarına kadar tüm özgürlükleri aynı program etrafında tutarlı bir şekilde savunarak toplumsal özgürlüğü, bireysel özgürlüğü sağlayabilirsiniz. İşte Yeşil Sol Parti bu yönüyle Türkiye'de biriciktir. Herkesin hakkını herkesle birlikte savunan ve cesurca, dürüstçe mücadele yürüten bir parti olduğu için Yeşil Sol Parti diyoruz. Kadınların %50 cinsiyet kotasıyla en güçlü olduğu parti olduğu için, gençlerin yönetimde söz, karar sahibi olabildiği için, halk dışında hiçbir sahibinin olmadığı bir siyasi güç olduğu için Yeşil Sol Parti diyoruz. Mecliste yeni iktidara karşı en etkili, dengeleyici ve sonuç alıcı muhalefeti var mı arkadaşlar? Yazıyı göremiyorum. Ha? Aa son dakikam var. Nedir o? Ge Aa tamam onu da görürüz şimdi hemen. Evet. Yeşil Sol Parti diyoruz. Mecliste yeni iktidara karşı en etkili, dengeleyici ve sonuç alıcı muhalefeti yürütebileceği için Yeşil Sol Parti diyoruz. Kürt sorununun mecliste barışçıl, demokratik çözümü için Çerkeslerden Araplara, Türkmenlerden Süryanilere, Alevilerden Ezidilere, Sünnilerden Hristiyanlara, Kürtlerden Azerilere kadar tüm farklılıkların birlikte mücadelesi için Yeşil Sol Parti diyoruz. Değil mi? Kategorilerde biraz bir karışıklık olmuş ama neyse. Oyunuz bugüne kadar bizde hiç boşa gitmedi. Bize oy vereni hiç pişman etmedik, hiç utandırmadık. Bu defa da öyle olacak. Birlikte mücadeleye, birlikte geleceğe inşa etmeye çağırıyoruz. Yeşil Sol Parti ağacının altında buluşalım. Bekliyorum Terahattin Demirtaş.